Tekrar merhaba sevgili izleyiciler. Gün ortası 3. bölümüyle sizinle birlikte. Hemen bir kaçak villa polemiği var. İstanbul Vaniköy'de bir villa inşaatı. Görüntüleri ekrana getirelim. Yeni gelişmeler var. O yeni gelişmeleri de ekranımıza taşıyacağız. İstanbul Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı, bakanlık ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında yeni bir polemiğe neden olmuş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kaçak yapı ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Boğaziçi İmar Müdürlüğü'ne uyarı yazısı yolladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kaçak yapıların yıkıldığını, konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı. KJ'miz yok mu arkadaşlar? Bir KJ veremiyor muyuz ekranımıza? Söz konusu alanın Adnan Oktar'a ait olduğu ve bir Rus iş insanı tarafından satın alındığı öğrenildi. İBB biz zaten mühürledik diyor, bakanlıksa inşaatı biz durdurduk diyor sevgili izleyenler. İstanbul Boğazı'nın eşsiz manzarasına sahip Vaniköy'deki kaçak villa inşaatı yeni bir polemiğe sahne olmuş durumda. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi bölgedeki inşaatı durdurmak için açıklamalar yaptı. Bakanlık söz konusu kaçak villa inşaatı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni suçladı. Oysa ki Büyükşehir Belediyesi çok daha önceden inşaat sahasını mühürlemişti. Bakanlık, İBB'nin yetki alanında bulunan bu inşaatın durdurulması için inceleme başlattı ve gerekli cezai işlemlerin yapılması konusunda İBB'ye uyarı cezası gönderdi. İstanbul Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Maliki Ejder Batur, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Mezkur bölgenin İBB Boğaziçi İmar Müdürlüğü yetkisi sahası içerisinde olması nedeniyle gerekli cezai işlemlerin ivedilikle yapılması gerektiği konusunda uyarı yazısı ilgili kuruma iletilmiştir denildi. İBB ise kaçak yapıyı 16 Ağustos'ta mühürlediklerini ve konuyla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İBB Boğaziçi İmar Şube Müdürlüğü Üsküdar Vaniköy'de gündeme gelen kaçak yapı ile ilgili 16 Ağustos 2024 Cuma günü işlem yaptı. Mevzuata aykırı yapılaşma ile ilgili yapı tatil tutanağı düzenlendi. Kaçak yapılar yıkıldı. İnşaat sahası mühürlendi. İnşaat faaliyetten men edilip konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Fakat polemik bitmiyor. İBB'den yapılan açıklamanın ardından bakanlık da yeni bir açıklama paylaştı ve diyor ki inşaat bakanlığımız tarafından durdurulmuştur. Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi biz mühürledik, zaten mühürledik, 16 Ağustos tarihinde bunu yaptık diyor. Bakanlık da diyor ki bugün yaptığı açıklamada hayır, inşaatı biz durdurduk. Alınan bilgiye göre yapının bulunduğu alanın daha önce organize suç örgütü elebaşı Adnan Oktar'a ait olduğu, yakın zamanda Rus iş adamı tarafından satın alındığı bilgisi var. Hemen ilçe bakalım sevgili izleyicilerimiz. 9 işçiye mezar olan Erzincan'ın İliç'teki altın madeninde işten çıkarılan işçiler eyleme başladı. 187 işçiyle başlayan işten çıkarmaların 1900 işçiye kadar süreceği belirtiliyor. İşten çıkarılan işçiler ve ailelerinin talepleri ya madene kilit vurun ya da işten çıkarılanları geri alın yönünde. 9 tane canımız toprak altında kaldı. Şimdi de maden 187 kişiyi işten bir meyille çıkardı. Maden topraklarımızı geri ver! Maden topraklarımızı geri ver! Erzincan İliç'teki madende işçi kıyımı başladı. İşten çıkarılan 187 işçi ve aileleri maden önünde eyleme başladı. Hakkımızı istiyoruz. Anagolt madenciliğe ait madende 13 Şubat'ta liç alanı kaydı. 9 işçi toprak altında kaldı. İşçilerin cansız bedenlerine aylar sonra ulaşıldı. Madende çalışmalar durdu. Faciadan 6 ay sonra ise yeniden faaliyete geçmek için başvuru yapıldı. Madenin %80 ortağı olan Kanadalı SSR Mining, hükümetin yetkilileriyle temastayız açıklaması yaptı.
Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra ise yaklaşık 3000 işçinin çalıştığı madende işçi kıyımı başladı. Yaklaşık 1900 işçinin işten atılacağı iddia edildi. İlk olarak 187 işçi çıkarıldı. İşten çıkarılanlar aileleriyle birlikte işçi kıyımını protesto etti. Burada bedelini ödeyen işçiler oluyor. Ölenler biz, emeğini yiyen biz, çilesini çeken biz, sefasını süren onlar. Sen kalkıp 187 kişi işten çıkarıyorsun ve Ankara'nın İstanbul'su burada çalışıyor. Madenden sonra ise işçilerin adresi Maden İş Sendikası oldu. İşten atılanlar sendika yöneticilerinin işçi kıyımından haberdar olduğunu öne sürdü. Sendikaya tepki gösterdi. Evet sevgili izleyicilerimiz, pek çok sorunuz var. O soruları ben biraz sonra tarım yazarı Alekber Yıldırım'a soracağım. Hani siz şunu soruyorsunuz, diyorsunuz ki üretici üretemiyor çeşitli nedenlerden dolayı iktidarın vesile olduğu ve tarım arazisi 2 yıl boyunca ekilmeyince alınacak ve kiraya verilecek. Bu hukuka uygun değil diyor izleyicilerimiz. Bu nasıl olur diyorlar. İşte Ali Ekber Yıldırım saat 15.30'da yayınımızda olacak. Nasıl olurunu kendisine soracağım. İktidarın nihai amacını da anlamaya çalışacağız. Ama şimdi biz tarım arazilerinin üretilmeyince, 2 yıl ekilmeyince Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından alınıp kiraya verileceğini konuşuyoruz ya. Üreticinin haline bakmaya da devam edeceğiz. Konyalı çiftçi de ayaklandı. Bakın bir eylem var sevgili izleyenler. Bu sefer kavunlu eylem. Hani o hep hatırlatılıyor ya, yaz arkası fırlatıldığı dönem kavun fırlatıldı. Kamyonetin arkasında sattığı kavunlara kendisi orada değilken el konuldu çiftçinin ve Çumralı Çiftçi Karatay Belediyesi'nin önünde kavunlarını yere atarak tepki gösterdi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis ise çiftçiyi gözaltına aldı. Aslına bakarsanız bu sene kavun, karpuz, bereket bol ama ülkemizde bereketin bol, toprağın verimli olmasının çok da fazla anlamı yok. Çiftçinin tarlasındaki ürün uygun fiyattan alınmadı sevgili izleyenler. Sesi de açıp tam ekrana geçelim yönetmenim. O tepkiyi de duyalım birlikte. Ürünlerini marketlere ya da pazara kar edebileceği fiyattan satamayan çiftçi de çözümü ürününü kendi satmakta buldu. Abdullah Koyuncu isimli çiftçi ürünlerini zararına vermeden satmak ve bir kısmını ücretsiz dağıtmak istedi. Karatay Belediyesi Hamzaoğlu Mahallesi Küçük Kömürcü Caddesi'nde parkın kenarında kavunlarını satmaya çalışan çiftçiye izin vermedi. Ve iddiaya göre belediye zabıtaları çiftçinin olmadığı bir anda kavunlara el koydu. Kavunlarının yerinde olmadığını gören çiftçi ise zabıtaların kavunlarına el koyduğunu öğrendi ve uzun süre geri alabilmek için çaba gösterdi. Sonuç alamayınca belediye binası önünde işte böyle isyan etti. Dedi ki çiftçi, eğer bana geri vermezseniz ben batacağım. Yardım istedi, talepleri karşılık bulmadı ve Karatay Belediyesi'nin önünde kavunlarını yere atmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde kavunlar dağıtılmıştı. Dün domateslerin, tonlarca domatesin, 30 ton domatesin döküldüğünün haberini verdik yine üretici tarafından. Bugün de bu görüntüleri ekrana taşıyoruz sevgili izleyenler. Bu arada yangınlarla mücadelemize de yakından bakacağız. Ankara Kızılcahamam'da başlayıp Bolu Gerede'ye sıçradığı yangın ve sabah saatlerinde kontrol altına alındığı açıklandı. Sonra bir kere daha alevlendi.